Erdoğan ve Bahçeli muhalefetin hemen seçim çağrılarını her defasında seçim zamanında 2023 Haziran'ında diyerek reddetmişti. AK Parti kulislerinde yeni bir seçim tarihinin konuşulduğu ortaya çıktı. 14 Mayıs 2023 muhalefet ise bu tarihi reddetti. Sonbaharda seçim için hodri meydan dedi. O sandık gelecek, bu kirli zihniyet çekip gidecek. Ay Kemal, Kasım'da seçim yok. Seçim önümüzdeki yılın Haziran'ında, kendini oraya hazırla. Dersin ki kardeşim, durumla ben bu görevi bırakıyorum, sandığı koyuyorum, millet gelsin, yeni başkanı seçsin ve Türkiye'de bu rezaletten kurtulsun. Muhalefet seçim sandığının bir an önce kurulmasını isterken, Kasım ayında seçim isteklerine kapı sert kapatılırken, iktidar kulislerine yeni bir seçim tarihi düştü. 14 Mayıs, Haziran 2023'te zamanında yapılacak seçimlerden 5 hafta önce. Mayıs çok geç, bir kış daha baş edemeyiz. Vatandaşın dayanacak, direnecek gücü kalmadı. Mayıs'ta seçim fikri CHP tarafından jet hızıyla reddedildi. AK Parti'de 14 Mayıs tarihini gündeme getirenler, Haziran'ın baştan sona sınavlarla geçeceği, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 2 Temmuz'a uzayacak seçim takviminde seçmenin tatile, memlekete ve tarlaya gideceği gerekçelerini sıraladı. Hürriyet ve Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 14 Mayıs tarihi Erdoğan'a da iletildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Bir olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak. Erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım. Son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Tek bir sistem, tek bir adam, tek bir yanlış var. O yanlış sensin, sen Sayın Erdoğan. Anayasa bir kişi en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Erdoğan ise üçüncü kez adaylığını ilan etti. Muhalefet Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesi için erken seçim kararı alması gerekiyor diyordu. Ama mecliste 360 oyla alınacak bir erken seçim kararı için de Cumhur İttifakı'nın 341 olan oyu yetmiyor. Muhalefetin de desteği gerekiyor. Muhalefet de sonbaharda seçim istiyor. Seçim ne kadar erken yapılırsa o kadar iyidir. Bu iktidar ortakları kendilerine güveniyorlarsa hodri meydan gelsinler. Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da yapalım seçimi. Türkiye bu gündemi tüketsin. Vatandaş da önüne baksın, Türkiye de baksın. Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu ya kendi kendini kandırıyor ya da hayal aleminde paraşütsüz uçuş dersleri alıyor. 2022 sonbaharı mı, 2023 Haziran'ı mı, yoksa AK Parti kulislerinin yeni görüşü 14 Mayıs mı? İktidar muhalefet olası seçim takviminde ince taktikler ve strateji içinde. Muhalefet cephesinde cevabı aranan adaylık bilmecesinde de CHP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için dikkat çeken cümleler duyuldu. Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde bir geniş mutabakat oluştu. Bu ilerliyor. Bu mutabakat altılı masanın adayına dönüşürse biz bundan Cumhuriyet Halk Partisi çok mutlu olacağız.